Ben bunu merak ettim, kafayı yiyorum. Bugün rejim cezası, rejim. Dünyada rezil duruma düşüyoruz İslam uyguladığını zannedenler. İngiltere'de olan hadisenin İslam'la uzaktan yakından alakası var mı? Tutup da terör, bir adam öldürüyorlar satırla. Ayrı bir şey yani, bu korkunç bir şey. Niçin biliyor musunuz? Hukuk mantığıyla bağdaşmaz. Çünkü Kur'an bunun cezasını verdi. Bundan üst cezayı kimse veremezsin. Bu Allah'lık davasıdır. Kimsenin haddine değil. Var, bizim geleneğimizde var. Buyurun. İttifakla var. Vallahi bu gelenek Kur'an'ın altını oymuştur. Ben Müslümanlardan uyanmalarını istiyorum. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Evet. Orada evet. Hocam kendinizi tanıtın da ondan sonra şey. Ben Erkan Akdemir. Hocam Resul'ün ölümünden sonra bu bozulmayı anlattınız. Peki tabi olarak. Sadece Müslümanların hırası mı var yoksa başka grupların da ince ince çalışması söz konusu mu? Yani Yahudilerin mezheplerinin oluşması, hadislerin oluşması gibi çalışmaları da Sasaniler mesela. Evet. Şimdi niyet okumamak lazım bilmiyoruz. Belgemiz yok. Ama Lawrence'ın kitabını yazmasaydı Kabe'de imam yaptı, imam olduğunu da bilmeyecektik. Biliyorsunuz meşhur İngiliz ajanı. Bilmiyoruz biz. Biz belge üzerinden hareket edeceğiz. Vaka üzerinden. Ki yanlış yapmayalım. Yani bu bence çok önemli. Herkesin mutlaka hesabı var. Olmaz olur mu? Bugün şu anda dünyaya bakın. Hesaptan geçilmiyor. Aynı şeyler o zaman da vardı. Evet. Ben merak ettim. Ben merakım. Onu da söylemekte bir şey sakınca yok. İşte Amerika ile Türkiye müttefik. Pakistan'da Afganistan'da Amerika Taliban'ı destekliyor. Türkiye Raşit dostumu destekliyor. Amerika ile Türkiye Afganistan'da karşı karşıya. Taliban. Altını çiziyorum. Ya bunun için oluyor. Ya Amerika'ya ne? Daha sonra da bakın gelin Taliban'ın yüzünden dünyayı ateşe verdi. Şunu gördüm. Batı bizim gelenekçiliğimizi destekliyor. Mutlular. Bunları devlet dışı bırakan bu zihin niye bunlar devreye girsin? Allah aşkına selefilik varken Müslümanın başka düşmana ihtiyacı var mı? Neresi? Hiç yok. Hiç. Zaten Batılılar özellikle selefileri destekliyorlar ki işte sizin Müslüman dediğiniz budur. Seni devlet dışı bırakıyor. Zihnen getiriyor. Aman araştırma, sorgulama. Öcü hale getiriyor. Onun için en ideali herkese ipini kendi hareketi yapmasını sağlamaktır. Batı bunu çok güzel yapıyor. Yani bunu görelim, uyanalım. Ben bu dünya görüşünü eğer insanlara doğru bir şekilde anlatabilirsek ki bizim sorumluluğumuzdur bu. Ben dünyanın yörüngesinin yeniden belirleneceğini düşünüyorum. Kesinlikle evet.